Sevgili izleyicilerimiz, bir başka Bilin Bakalım programıyla daha Konya'da Konya Bilim Merkezi'nde Borsa İstanbul Simülasyonu ve Eğitim Laboratuvarı'na geldik. Görmüş olduğunuz bu tahta Borsa İstanbul'un elektronik sisteme geçmeden önce kullanılan bir işlem tahtasıdır. Konya Bilim Merkezi'ne geldiğinizde bu harika yeri görmenizi tavsiye ediyoruz. Ben mi? Robotların yanına. Arkadaşlar kolay gelsin. Çok özel birini bekliyorum. Yeni Ufuklar sergisinin önündeyim. Robotları gezeceğim ama robotları da en iyi o biliyor. Biraz bekleyeceğim. İşte geldi. Çok iyi bir arkadaşımdır. Nerede kaldın Mekonate ya? Gelmeyeceksin diye çok endişelendim. Tamam, sabırsızsın. Hadi robot sergisini gezelim. Mekonate, nerede kaldın abi? Kaç saat bekledim senin arkadaşlarının yanında. Ama robotları en iyi bana sen anlatacaksın, biliyorum. Bu sevimli robot sesli komutlara uyabiliyor ve programlanarak özel hareketler eklenip kişiselleştirilebiliyor. Göğüs kısmındaki kontrol merkezi, yani beyni sayesinde öğrenebiliyor, taklit edebiliyor, hatta doğaçlama bile yapabiliyor. Belki de dünyanın en çok tanınan robotu bu olsa gerek. Oynatıldığı Yıldız Savaşları filminde hafızalara kazınan bu obje aslında bir robot değil. Evet, sadece robot şeklinde üretilmiş bir kostüm. Robotlar artık sadece filmlerde, insanımsı karakterlerde değiller artık. Gündelik yaşamımızda, mal ve hizmet üretiminde robotik uygulamaların payı her geçen gün artıyor. Robotlar insanların kullanımlarına göre özel olarak programlanabilen makinelerdir. Endüstride, sosyal hayat içerisinde, sağlıkta, askeriyede farklı robotlar farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Robotlar ilk bakıldığında mekanik sistemler bütünü olarak görülebilirler. Oysaki robotlar elektronik, mekanik gibi teknolojileri içerisinde barındıran yazılımlarla istediğiniz davranışları kazandırabildiğiniz sistemlerdir. Endüstriyel amaçlı arkamdaki robotu diğer imalat robotlarından ayıran en büyük özelliği Baxter'ın taklit edebiliyor olmasıdır. Baxter'a bir şey öğretebilmek için yazılım dili bilmek gerekmiyor. Yapması gereken iş bir kez gösterildiğinde Baxter ne yapması gerektiğini anında kavrayabiliyor. Turul Bey, bu sevimli fok yavrusunun adı ne? Paro. Paro. Gerçekten çok sevimli. Peki Paro'nun özellikleri ne? Paro duygusal bir robot. Bunun özelliklerinden biri robotun herhangi bir noktasına dokunduğunuz zaman size aynı anda tepki verebilmesidir. Sevgiyi ve şiddeti sizin robota dokunmanız şeklinde algılayabilir. Eğer robotun yüzgeçlerini, kafasını veya bıyıklarını ellerseniz o an size şiddet eğiliminde olduğunu gösterecektir ve çığlık atacaktır. Ama severseniz, robotu sevdiğiniz dakikadan itibaren kafasını dikecektir ve size bakmaya çalışacaktır. Harika. Yani Paro şefkat gösterilince keyiften dört köşe oluyor. Bu arada araştırmacılar Paro'nun yaşlılara ve otistik çocuklara daha faydalı olacak farklı versiyonlarını tasarlamaya çalışıyor. Paro. Duyma, görme ve dokunma duyularına sahip bu robot, yapay zekası sayesinde sahibin cümlelerine göre davranışlar sergiliyor ama uzun süre ilgi görmezse de ağlamaya başlıyor. Mekonate sayesinde robotlarla ilgili bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Tekrar teşekkürler. Çocuklar, bu arada hepinizi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine davet ediyoruz. Mekonate, vaktin varsa bir çay içelim mi? Hadi.